Hulki Bey, son değerlendirmenizi alayım, ondan sonra Melik'ten de alayım. Şimdi Abdullah Ağar'ın ışık tuttuğu önemli bilgiler var. Şunu görüyoruz bir yerde. Şimdi dünya ekonomileri ve tabii büyük devletlerin ekonomileri, hani büyükten çoktan çok gider hikayesi gibi, Covid-19'un çökerttiği dünya ekonomilerini savaş harcamalarını yükselterek kapatmak isteyen bir kapitalist dünya var karşımızda. Maalesef. Savaş harcamalarını yükseltecek. Şimdi bu kapitalist ülkeleri yönetenler iş dünyası olduğu için, savaş sanayi, savaş şirketleri olduğu için her tarafa, yani biz şimdi o taraf mı bu taraf mı diye bakıyoruz olaylara ama onlar için taraf yok. Her iki tarafta onlar için birer silah müşterisi. Bunlara el altından, el üstünden silah satacak. Biz şu kadar silah gönderiyoruz, savunmasına destek oluyoruz. Bedava mı gönderiyorsun? Şimdi bunu kimse konuşmuyor. Her yaptığı adım onlara para olarak geri dönüyor. Şimdi buraya gelirken altyazıdaki konuya değineyim, öyle başlamıştın. Kimyasal silah suçlamaları var mı yok mu falan, bunu bilemiyoruz ama burada bir gerçeği biliyoruz. O da şu. Şimdi benim yazdığım daha önce bu 1991'deki Körfez Savaşı'ndan sonra ben muhabir olarak Bağdat'a gittim savaşın arkasından. Demin reklam arası arkadaşlara gösterdim. Burada çektiğim fotoğraflar var. Köprüler nasıl, iki başından nasıl vurulmuş, Saddam'ın sarayına giden köprüler, işte ne bileyim Cumhuriyet Köprüsü, Bağdat içindeki diğer köprüler falan, Bağdat'ta Savunma Bakanlığı böyle. Şimdi burada yararlandığım bir eser vardı. Ondan söz edeyim. Kimyasal silahlarla ilgili. Fransa'da yine Ocak 1991'de Fransız iki yazarın yazdığı kitap. Bakın Doğuluların, bizim falan değil. 91'de yazdı. Saddam Hüseyin'e silah satanların listesini yayınladı bunlar. Konvansiyonel silahlara girmiyoruz. Konvansiyonel olmayan, bunların içinde nükleer, kimyasal silahlar var. Bunların listesini yayınlıyor bu iki Fransız. Ki Fransızlar kendi ülkelerinin de Saddam Hüseyin'e Tabun kimyasal silahı sattığını söylüyor. Şimdi Batılıların bu kimyasal silah geçmişleri, profilleri çok kötü, karanlık. Bakın Arjantin'den 3 tane şirket satanlar, Saddam Hüseyin'e kimyasal silah satan şirketler. Arjantin'den 3 tane. Avrupa'nın göbeği, Avusturya'dan 17 tane. Amerika'dan 18 şirket Saddam'a kimyasal silah satan. Fransa'dan 16 şirket. İtalya'dan 12 şirket. Federal Almanya, o zamanki adı Almanya, 86 tane şirket. İngiltere'den 18 tane şirket. Hani o bağımsız olan, tarafsız olan İsviçre var ya, İsviçre'den 11 tane şirket Saddam Hüseyin'e kimyasal silah satmışlar savaştan önce. Şimdi Batı'nın kimyasal silah geçmişi hakikaten çok karanlık, kötü, sınıfta kalır, insanlık dışı. Abdullah Ağar dedi ya, bel altı. Aslında o kavramı insanlık altı, insanlık dışı olarak düzeltmek belki kavramı daha da genişletir ve akılda kalıcı hale getirir. Şimdi Batılılar bu silahları satıyor, sonra da kime satıyorsa, Ukrayna'ya mı satıyor, veriyor, Rusya'ya mı veriyor ya da Rusya onlara mı satıyor? Sonuçta para olarak bakıyorlar, insan olarak bakmıyorlar. Kesinlikle. Batı'nın kimyasal silah geçmişi utanılacak bir durumdur. Onu belirtmiş olayım, böylece tamamlayayım. Melik, sana da sözü vereyim. Tabii bu arada çok doğru, yani bir silah endüstrisi ağır hareketlenmiş vaziyette. Sürekli teklifler oradan buradan gelip gidiyor. Onu da gayet net görüyoruz, biliyoruz, anlıyoruz. Buyur Melik Yiğitel. Ya şimdi Rusya Ukrayna'nın kendisi arasında güvenlik riski taşıdığını, güvenlik anlamında bir tehlike oluşturduğunu söylerken iyi de nasıl sorusuna bir cevap vermesi gerekiyordu. O yüzden de bence bu kimyasal silah meselesi buradan çıkıyor. Yani ciddi bir tehlike olduğunu göstermek için söylediği bir şey. Yoksa öbür türlü ortaya koysunlar raporları. Yani eğer kendi istihbaratlarında da tespit etmişlerse bu nerede oluyor? Çünkü sadece şey değil, kimyasal değil, onun dışında bir takım biyolojik silahlara dair de çalışmalar olduğunu düşünüyorlar. O zaman bunu ortaya koysunlar. Şimdi burada ben hani Rusya'nın kendine makul gerekçe bulmak için bunu söylediğini düşünüyorum. Fakat şöyle de bir şey var. Şimdi az önce Abdullah Ağar tabloyu ortaya koyarken ben bir yandan düşündüm, yakın dönemde Avrupa'da en fazla işte 3 yıl süren bir Bosna Savaşı var. Onun dışında hep böyle Avrupa'nın dışında, yani işte Suriye'de 11 yıldır devam ediyor. Irak'ta işte hala belini doğrultamadı, neredeyse 20 yılı geçti. Ama Avrupa'nın göbeğinde böyle sürecek uzun bir savaş. Evet, yani silah sanayi para kazanıyor ama aynı zamanda bir yandan da kendileri açısından bir risk ve kayıplar da yaşıyorlar. Melikciğim, değil. Niye değil biliyor musun? İstedikleri zaman bitirirler. Satacaklarını satıp yaptıktan sonra istedikleri zaman düdüğü çalar bitirirler. Ama işte doğru, ama yani böyle kayıt dışı aktörler de devreye girerse o hani nasıl kolay biter? Kayıt dışı aktörlerin zincirleri kimlerin elinde diye bakarsın. Doğru. Onu da şöyle bir çekiverirler, orada biter ya zaten. Doğru ya, mesela biz DAEŞ'i yaşadık ya, bir sabah kalktık böyle jiplerin üzerinde siyah giymiş bir takım adamlar elinde ağır silahlarla Musul Kerkü'yü aldı. Böyle Hollywood stüdyosunda çekilmiş böyle bir film gibi geldi. Ya ne oluyoruz diye falan diye. Düşünün, koca Amerika istihbaratı böyle bir örgütün varlığını ve tehlikesini güya fark etmemiş. Musul. Toplamanı rica edeceğim, bitirmem gerekiyor yani cümleyle. Musul Kerkü düştükten sonra güya fark etmiş. Doğru, yani böyle bir tarafları var ama... Yani ne bileyim ben, hani Avrupa'nın kapısında böyle bir savaşı yani çok sürdürürlerse kendileri açısından da kontrol edilemez bir yere doğru gidebileceğini düşünüyorum. Bir şey söyleyeyim sen kapatmadan. Rusya'nın söylediği yalan olabilir, suçlayıcı bir ifade olabilir ama Beyaz Saray'ın açıklaması ne? Ukrayna'da bizim silah, kimyasal silah laboratuvarımız yok diyor. Yok. Biz bunlara vermedik, satmadık falan demiyor. Rusya'nın yalanı olabilir ama biz bunları bu şekilde bakmalıyız. Gene de inşallah bu dediklerimiz, bu konuştuklarımız burada konuştuklarımızla kalır. Hiçbiri gerçek değildir. Olmaz da. Sevgili konuklarım, çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, çok teşekkürler. Gelecek hafta inşallah iyi haberlerle karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz.